Ne yaptın lan? Nasıl gidiyor? Foto mu çektin? Kendi Instagram'ına mı? He? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Fikri'yi kankasının yanına bırakıyoruz. Ve bugün civcivlerimiz çıktı. Sobayı buraya kurduk. Biraz soğuk oluyordu arkadaşlar. O yüzden çekti buraya aldık. Hızlı anlatmaya çalışıyorum. İşe yetişmem lazım. Ali abi sonra bize kızmasın. Çekyatı buraya aldık, sobamızı buraya koyduk, masamızı buraya koyduk. Şöyle yeri gösterirsem minderlerimizi buraya koyduk. Havalandırmayı şuraya buraya taktık arkadaşlar. Ondan sonra halımızı güzel bir temizledik. Makineden cücülerimiz çıktı. Yani maşallah demeyi esirgemeyin. Arkadaşlar gerçekten efsane bir tane ispencim var. Yeni çıktı. Ya çok güzel ya. Gerçekten var ya. Bak geliyor. Bak geliyor musun? Bu benim efsane ispencim bu. Şuradaki arkadaşlar bu kovanın içinde de kaynar sıcak su var. Hani üstüne kapattım. İçerisi böyle sıcak olsun diye. Sizler de böyle bir sistem yapabilirsiniz yani. Şöyle gördüğünüz gibi kaç tane brahma çıkmış ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane brahma çıkmış. En arkadaki kırma yumurtalarımızdan. Kırma yumurtadan, kırma yumurtalardan. Güzel maşallah. Hala da çıkımımız devam ediyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi efsane ya maşallah. Şu ispenci ne kadar tatlı değil mi? Uzunladım şimdi. Çok iyi maşallah. Vallahi çok güzel. Sakalları da çok güzel. Bizimkiler burada arkadaşlar. Dark brahmalarımız burada. Şöyle şu kapıyı kapatalım. Buradakiler de horozlarımız. Ha, benim de 5+1 tavuklarım da burada. Şöyle size bir tanesini yakından göstereceğim. Gel. Yatsın gel. Maşallah. Şöyle arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bayağı bol paçalı. Aynı anası gibi, babası gibi. Şöyle içeri atla. Atla. Aferin kızıma. Aferin. Şimdi makinede yine yumurtalarımız var. Biliyorsunuz Ayfer'in altından 3-4 tane yumurta vardı. Onları aldık, getirdik, makinenin içine koyduk. Dedik ki Ayfer'i kaldıralım. Ayfer tekrardan yumurtaya başlasın. O yüzden Ayfer'i kaldırdık. İçinde birkaç tane daha yumurta var, çıkıyorlar. Onlar da 2 gün sonra bunu kapatacağız. 2 gün sonra, 3 gün sonra çıkımı bitecek yani. Öbür yumurtaları geç koyduk ya. Sıkıntı yok. Onlar da kalsın. İçeride daha 3-4 tane daha civciv çıkıyor arkadaşlar. Ondan sonra onlar da bir çıksın. Onları da buraya alalım. Gene sıcak ortam yaratalım. Hayvanlarımıza dark brown'umuz çoğalacak. Ya efsanesin sen ya. Sen maşallah sana ya. Kurban olayım sana ya. Neyse çok sevdiğimizi biliyorsun. Çok seviyoruz, ölüyor ya da ölmüyor, kayboluyor. Sevmiyorum, ya seni sevmiyorum. Neyse şaka yaptım, o kadar da değil de yani. Şimdi sobayı yakacağız birazdan. Yaktık da bir denemesini yaptık, sobayı yaktık. Sobamız gayet güzel oldu, içerisi ısındı, hayvanlarımız da ısındı. Hareketlendiler yani. Şimdi gel bakalım İsveçler, ne haber ya siz? Siz gel bakalım oğlum sen bak bu kızımız da. Bunlar da arkadaşlar yakında değil de bir iki ay sonra herhalde başlarlar yumurtlamaya. Annelerinin boylarına geldiler. Güzel. Erkeğimizin ibiği yok. Şöyle gördüğün gibi ibiksiz. Yani alttan alt ibikleri var ya, ne diyorlardı ona? Onları bilenler aşağı yorum atsınlar arkadaşlar. Alt ibikleri mi yok derler bilmiyorum ya. Herhalde şu taraftakiler yok. Güzel yani, öyle olması lazım ispencin normali. Bizim öbür horozumuz da var biliyorsunuz. Necmi de var. Bak o da öttü oradan. Rukiye ile Necmi dışarıda geziyorlar. Ya kız Fatma. Neyse bunlar burada takılsınlar. Bu horozumuzu hiç beğenmedik. Niye dersiniz, ne eşliyor, ne bir şey yapıyor. Tavuk ondan korkuyor. Yani hiç anlamadım ama bunu bir şekil belki verebiliriz arkadaşlar. Yani bilmiyorum ya. Valla tavuk sevmedi onu. Habire tavuğa vuruyor. Manyak mısın ya? Allah Allah. Neyse bıldırcınlarımız orada. Bıldırcınlarımız da arkadaşlar tüyde olduğu için yumurtlamıyorlar. İnşallah yumurtlasınlar. Onları da aynı kapandı. Onları da biz çoğaltacağız. Sonra bakacağız işimize. Şimdi bir de Luffy'mizi dün biliyorsun dünkü videoda biraz uyuz olmuş dedik. Onu da dün biz götürdük. Neydi o? Hap verdik. Hap verdik. Yemeğin içine karıştırdık. Yemeğin içine. Takmamanın içine koyduk. Onu güzelce yedi. 15 gün sonra. Bir kere daha zilli. Git bakayım. Koş bakayım zilli. Zili sesine bak ya. Çok tatlı gerçekten. O da şey olsun. Bu arada hayırlı cumalar diyecektim. Cuma. Neyse siz bunu cumartesi izliyorsunuz. Olsun, sıkıntı değil. Evet dayıcığım. Gel buraya. Dayı. Gel. Maşallah dayımız da arkadaşlar kocaman oldu. Zaten her videoda biliyorsun. Her videolarda gösteriyorum. Bütün videolarımda gösteriyorum. Bakalım bunları birkaç gün sonra salalım. Biraz ot yesinler. Aşağıda zaten eski kümes oradaydı. Orada anlaşmazlıklar oldu. O yüzden orayı tekrardan yıktık arkadaşlar. Bir daha geldik buraya. Bu sefer burası daha iyi oldu. Ben burada şey yaptık. Kapatacağız. Sağ solunu komple kapatacağız. Komple burası bizim olacak. Yani bizim derken sadece tavuklarımızın olacak. Yeni kümesine işte birkaç gün sonra, 3-4 gün sonra da inşallah tavuklarımız gelecek.
tavuklarımızı da koyacağız. Yumurta bir buçuk ay sonra onlar da yumurtaya başlarsa benim için çok güzel olur. Sizler için de güzel olur yani. Yumurta toplama videosu çekeriz. Güzel bir yumurta toplama videosu çekeriz. Şuradaki lohmanı onlara karıştırmış. Aynen. Buradaki kırma tavukları hep oraya koyacağız. Evet, tamam. Anladın mı? Ama onlar mesela ziraat olduğu için onların verdiği hastalık sıkıntı olur mu? Onu da aşağı yorum olarak yazın. Ama olmaz diye düşünüyorum ya. Hiç olmaz yani. Çünkü niye dersen ben 10 tane lohman almıştım. Tamam, bir de kendi kırma tavuklarım çıkarttım. Onları ürettim. Hastalık pek iyi olmadı yani. Hani öyle bir sıkıntı olmadı. Lohmanlarla kırma tavuklar arasında. Evet kuşlar, gelin bakalım. Sizi biraz salalım ya. Şu menteşeyi yaptık, bir daha düşüyor. Yani bu sefer aynen çiviye çaktınız. İyi, güzel. Kuşlarımız var arkadaşlar, böyle gördüğünüz gibi. Bunlar uçum kümesi burası. Hala tüyde olan kuşlarımız var. Bir orada, bir orada. Aşağıdaki var. Şuradaki tüyde. Aynen bayağı tüyde olan kuşlarımız var. İnşallah bunlar da tüyden bir çıksınlar. Sizler zaten kış geldi. Uçuramayacağız da yani. Hani yaza doğru, artık bahara doğru güvercin uçurma videosu çekeriz. Zaten güvercin dediğim yazın uçurulur. Ya bağırda başlarsın uçurmaya tabii tüyden çıktıktan sonra. Şunu bir yakalayalım. Gel bakayım, gel. Silver gel. Oo bak biraz ağırlaşmış ya. İlk kendini biraz hafifti ya. Aynen maşallah. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi desenler çok güzel gerçekten. Benim en sevdiğim tavuk ırklarından bir tanesidir. Evet amcaoğlu, senin adını ne koyalım? He? Maşallah arkadaşlar çok da güzel, çok da yakışıklı. Ne Fatma'sı? Oroz oğlum. Oroz. Ulan Oroz'a Fatma diye isim mi koyulur lan? Ulan sen var ya ne üzgünce adamı. Ama maşallah var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi buna da bir iki tane üç tane tavuk bulduk mu var ya efsane olur, efsane olur. Bakalım yani ona da ayarlayacağız. Ayhan abi tekrardan çok teşekkür ederim Ayhan abiye bize hediye ettiği için. Gene gel bakalım cücülerimize bakalım. İçerisine bakalım. İçerisini biraz güzel yaptık ya. İçerisi iyi oldu arkadaşlar. Biz de burada zaten yatıyoruz biliyorsunuz cücülerle beraber. İyi güzel ya maşallah cücülerimiz de şöyle tekrardan sizlere bir tanesi. Nerede o benimki? Yiyeceğim onu yiyeceğim. Yiyeceğim onu bak. Bak seni ben yiyeceğim. Seni ben yerim. Ah Allah aşkına ya. Şu gözüküyor mu tam net? Şu ışığa mı gelsek? Şöyle arkadaşlar. Çok iyi ya. Maşallah var. Gerçekten efsane bir civcivimiz. Dön bakayım. Dön bir poz ver. Allah aşkına. Bak gidecek. İçeri gidecek. Oradan geçer ha. Vallahi geçer öyle. Hadi git. Hadi maşallah sana. Atla aman. Devrilme. İspençlerin çoğu boş çıktı yumurtadan bile. Aynen. İspençlerde yani. Çoğu boş çıktı. Niye biz çok beklettik? Evet. Anladın mı? Çok beklettik. O yüzden boş çıktı ama bir tane, bir orada, iki orada, aşağıda iki tane var galiba. İki tane de orada olması lazım. Evet, şimdi arkadaşlar burada Fahri ile Aynur. Aynur gel. Gel Aynur'cum. Aynur'u şöyle sizlere göstermek istiyorum. Aynur'cuğumuz burada. Tavuk. Kapkara. Bunun çok annesi kapkara. De böyleydi bak. Bu Rukiye'nin ilk geldiği hali. Atla. Şimdi Fahri'ye bakıyoruz. Fahri abi gel bakayım mı? Ne yapayım mı? Kan. Neyse şaka. Evet. Bu da farimiz. Bu da aynı annesi gibi. Bu da ilkten böyledi. Böyle gördüğünüz gibi sipsiyah. Ondan sonra ne oluyor? Siyah beyaz oluyor. Aynı Rukiye'nin valla ilk geldiği hali ya. Eski videolardan izlersiniz arkadaşlar. Görürsünüz. Efsane benekli olacak bu da inşallah. Bakalım. Aynı Rukiye olacak. Aynı Rukiye lan zaten. Gel bakayım sen ya. Sen gel bakayım ya. Maşallah çok da güzel ya. Yani İsveç'te de biraz hastayım yani gerçekten. Eskiden sevmezdim küçük diye ama çok cana yakınlar. Allah. Yusuf kameraya fırladı. Yok. Koyalım şunları arkadaşlar. Kaldım burada. Kaldı. Yusuf abi de kaldı orada. Şimdi arkadaşlar böyle brahmalarımızda erkek brah yani horoz brahmalarımız fazla. Onlara da bakın bir tane tavuğumuz var içeride. 4-5 tane de horozumuz var. Bakalım eğer isteyen varsa dediğim gibi DM'den yazarlar. Horoz ihtiyacı olan varsa DM'den yazarlar. Onları sahiplendiririz. Eğer yazmasalar da biz zaten kendimiz büyüteceğiz. Kendimiz değerlendiririz yani. Biz kendimiz keseriz. Kendimiz yeriz. Yani şimdi kestik diye de öyle linç atmayın. Ne yapıyorsunuz değil mi? Horozu ne yapıyorsunuz siz mesela? Kesiyorsunuz, yiyorsunuz ya da komşuya satıyorsunuz. Öyle bir sistem oluyor yani. Değil mi çocuklar? Ya sen çok büyüdün be. Horoz,
Vallahi çok büyüdüm. Buna biz ne isim koymuştuk? Keko demiştik ama ben ona güzel bir isim bulacağım. Necot. Yok, ben ona güzel bir isim bulacağım arkadaşlar. Bıldırcınlarımız da burada. Şöyle gördüğünüz gibi yumurtaları burada ama bunlar da artık şey çürüdü oğlum lan. Kaç gün oldu? Yerde var mı? Burada. Burada yeni yumurtlamış herhalde. Bunlar da tüy değil arkadaşlar. Bunları da Ayhan abi getirdi sağ olsun. Bak suyu bitmiş. Suyunu bir daha verelim. Kameraya geldi abi, artistik yaptı gitti. Kameraya girip artistik yaptı. Bak bu erkek, o üçü de dişi olması lazım. Şöyle yeminiz var, iyi maşallah. Güzel yine bunlar da arkadaşlar yumurtlasınlar, hala tüydeler. Yumurtlasınlar, biz de bunlardan üreteceğiz. Akdeniz bıldırcınıydı sanırsam galiba. Ayhan abi öyle demişti. Tabii şöyle yapalım. Tekrardan şimdi kapatalım. Hayvanlarımız üşüyor arkadaşlar. Onlar üşümesin. Biz de sobayı yakalım. Ondan sonra sıcak sıcak büyüsünler. Ondan sonra sahalarda görelim arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.